Merhaba arkadaşlar. Toprak yayıncılığın TYT'sini, Türkçesini beraber çözeceğiz. Birinci soruda bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde çıkarım yapılmıştır diyor. Bakın, çıkarım yapabilmek için bir takım açıklamalar gerekiyor. Bunun için de belli ifadeler söz konusu. Burada D şıkkında böyle bir durum var. Sebebini söylüyorum. Bu bir başınalığı bir miktar azaltmak, kendini bir uğraş alanı oluşturmak adına olsa gerek deyip şuradaki olsa gerek sana büyük yardım edecek. Hizmet gazetesinin edebiyat sayfalarını hazırlamaya başlar. Bunun için hazırlamaya başladığını açıklıyor. Yani burada bir çıkarım yapılıyor. Bir Denizli'dir. İkinci soruya geldiğimizde cümleleri ayırmış, tek tek ve bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Bir bakalım nedir? Simurgh efsanesinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede okurun konuya dahil edilmesini sağlamak için soru sorulmuş. Simurgh efsanesini bilir misiniz? Bir de ilgili problem yok. İkinci cümlede Simurgh efsanesinin içeriği hakkında, yani konusu hakkında bilgi verilmiş. Bakıyorum. Kaf Dağı'ndaki padişahlar olan Simurgh'ı aramak için yola çıkan tüm kainat kuşlarının iri dipsiz vadi geçip sadece 30 kuş kalarak Kaf Dağı'na ulaşmalarını nokta nokta anlatıyor. Tertemiz bir içerik bilgisi. Üçüncü cümlede Simurgh'un yolu aşanların ta kendisi olduğu sezdirilmiş. Bakıyorum, Simurgh zaten Farsça'da 30 kuş demektir ve zorlu yolların eziyetini aşanlar. Evet. Dördüncü cümlede efsanenin okura hissettireceği bazı duygular sıralanmış. Kuşların açtıkları bu yedi tepenin isimleri sırasıyla istek, aşk, ustalık, kanaatkarlık gibi, bir saniye, bu duygular değil ki. İsimlerdir sadece. O yüzden iki Denizli olmalıdır. Üçüncü soruda kurmak sözcüğü zihinde büyütmek anlamında kullanılmıştır. Hangisinde var diyor. Tabii ki hepsinde bir kurmak söz konusu. Ama bizim cevabımız Ceyhan'da. Nedenini söylüyorum. Mustafa uşakların kendisine söylediklerini kurdukça kurdu. Zihninde abarttıkça abarttı, büyüttükçe büyüttü anlamındadır. Dostluk kurmak, ne bileyim sofra kurmak, hayal kurmak ya da kafasında planlamak anlamında değil. 3. Ceyhan'dır. Dördüncü soruda altı çizili sözcük verilmiş ve işten bile değil denmiş. Burada çok kolay mantığında olduğunu söylemek istiyorum. Dörtte baktığımda bakın kolayca karşılaşılabilecek bir durum anlamındadır. Aslında şurada işten bile değilin çok kolay anlamında olduğunu bildiğimizde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kolayca karşılaşabilecek bir durum. D vitamini eksikliğini çekmek kolayca yaşanır. Eğer güneşe çıkmıyorsan, dışarı çıkmıyorsan demek isteniyor. İşten bile değil gibi ifadeleri özellikle gerçek TYT sınavı için bilmeniz gerekir. 4. Edirne. Beşinci soruya geldim. Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdakilerden hangisinde ifade edilemez? Bakalım. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür gibi bir aşamalılıktan söz edilmiş. Bunun davranışlarımız ve kişiliğimiz nasıl yaşadığımızı belirleyen önemli unsurlar diye düşünebilirim. Alışkanlıklarımızla sahip olduğumuz değerler karakterimizi oluşturan ögeler arasında diyebilirim. Hayatımızın nasıl bir akışta ilerleyeceğini ortaya koyduğumuz eylemler ve bunların sonuçları belirler diyebilirim. 5'i diyemiyorum çünkü nasıl yaşayacağımızı sadece bizim kararlarımız değil, bizimle etkileşimde bulunan insanlar. Bir dakika, burada sosyallikten etkileşimde bulunduğumuz kişilerden bahsetmiyor. O yüzden Denizli. Bakın rotayı sergilediğimiz tutumlardan damıttıklarımız çizeriz. Hani süzdüklerimizi de düşün. Bunu da çıkarabiliyorum ama burada sosyallikten bahsedilmiyor. 5 Denizli'dir. 6. soruya geldiğimizde bu parçaya göre yukarıda bir anlatım söz konusu. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlatılanlarla örtüşüyor diyor. Bakıyorum. Bir zamanlar Edirne'li Aksi Yusuf adında Trakya'dan aldığı peynirleri İstanbul'da İzmir'de satan bir tüccar varmış. Malını gemilerle taşıtan tüccar, navlun parasını peşin vermek istemediğinden her seferinde gemi kaptanlarına hele peynirler sağ salim varsın, istediğin parayı fazlasıyla veririm diye vaatlerde bulunmuş. Bu vaatleri birkaç kez aldanan gemi kaptanlarından biri peynirleri yükleyip İzmir'e
doğru yola çıkmak üzereyken. Efendim, tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için masraflarım var. Ne olur peşin ödemezsen Sarayburnu bile dönmem diye diledik. Aksi Yusuf her zamanki hele peynirler sağ demeye başlar başlamaz. Gemi kaptanı, efendim, harekete geçip uygulanmadığı sürece bir işin sözle yapılması mümkün değil. Bu gemiye de yağ lazım, kömür lazım demiş. Bunun üzerine Aksi Yusuf parayı kaptan ödemek zorunda kalmış. O gün akşama kadar o cümleyi tekrarlayıp durmuş. Bu cümle bizim için lafla peynir gemisi yürümez. Ki zaten biraz böyle peynirden, ne bileyim, gemiden planlı hareketle burayı rahatlıkla bulurdum. Ki zaten bu atasözünün çıkış nedenlerinden bir tanesidir açıkçası. Bu tabii ki bir rivayettir, bir varyasyondur. 6. Ceyhan. 7. soruya geldiğimizde 7. soruda bu cümleyle anlatılmak istenen hangisidir diyor. Bizi ortalamayla kıyaslayan kıstasların potansiyelimiz hakkında önemli bilgiler ortaya koyduğu şeklindeki varsayım bilincimiz öyle kazınmış ki sorgulamıyoruz bile diyor. Belli ölçütlere göre bakın değerlendirilmenin doğruluğuna inanan insan niteliklerine dair koşulsuz kabulü benimser. Sorgulamıyoruz bile koşulsuz kabuldür. Kıstaslar ölçütlerdir. Hani şuradaki vurgu, 7'nin vurgusu Bursa'da tamamen zor değildir. Ne bileyim, aldırış etmez, gerçekleri yansıtmaz. Girişimcilik macerasındaki girişimcilikle çok bir mevzusu yok bunun. Belli ölçütlere göre değerlendirmek, bakın tertemiz söz konusu burada. Cevap Bursa olacak. 7'ye Bursa deyip toparlıyoruz burayı. 8'e geldiğimde kesin olarak çıkarılabilir yargı. Bakın unutmayın, burada genellikle nesnel ifadeler söz konusu olur. Sanatsal bir yolla bilgi edinmenin en yaygın araçlarından biri olan biyografik romanlar, kurmaca ögeleri, hayali anlara yer vermekle birlikte temelde söz edilen kişinin yaşamın hayatındaki olay ve olgulara yaslanmak zorundadır ki nihai hedefi olan bilgi aktarımını gerçekleştirebilsin. Gerçekler ve kurgunun iç içe geçtiği biyografik romanlar bilgi yerine yönündeki asıl amacına ulaşmıştır. Yani Adana'da vermiş olması biraz garip oldu ama yapacak bir şey yok. Direkt cevabımız Adana, kesin olarak çıkarabiliyorum. Ne diyor? Kurmaca ögelerle hayal anlara yer vermekle birlikte söz edilen kişinin yaşamına. Bakın, gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği biyografik romanlar diyor. Bilgi verme yönünde, bakın nihai hedef, asıl hedef bilgi aktarımı. Bakın tertemiz cevap Adana'dır. İlgi çekici kılmak, zihnin dizginlenmesi, ne bileyim kişinin duyduğu saygı bilimsel verilere dayandırmak gibi bir şey söz konusu değil çünkü. 9. soruya geldiğimizde bir fiilimsi sorusu olduğunu görüyoruz. Hangisi fiilimsi değildir diyor. Doğuttaki zarf fiil ekidir. Yaşayış, insanların yaşayışı derken isim fiil ekidir. Büyüdükçe, dıkça, dikçe zarf fiil ekidir. Sanılan sıfat fiil ekidir. Halk şairlerinin deyişlerine, bakın sözlerine deyiş deniyor ve bu kalıplaşmış bir isim olduğundan dolayı 9'da Bursa'ya fiilimsi değil kalıplaşmış isim dememiz gerekir. 9 Bursa. Hareket bildirmemesi de bize aslında yardımcı olacak. Haberiniz olsun. 10. soru, bu parçanın umarlı sözcüklerden hangisi zarf değildir, sözcük türüyle alakalıdır. Bakın, fiilimsi yetkileri için nasıl başlamak olumlu, durum zarfı olarak değerlendirdim biri ama 2'de baktığımda hangi gün, her gün diyorum. Burada belgisiz bir sıfat söz konusu. Hatırlarsanız sıfat için isim artı isim diyorduk. Bakın, burada zarf değil, sıfat göreminde mutlaka durum, dinç durum, içeri yerli zarfı olarak karşınıza çıkacak. Cevabımız 10'da Bursa'dır. 11. soru bir yazım yanlışı sorusu. Yeni kitabını imza ettiğinde 3 Ekim Cumartesi. Bakın, net bir tarih verdiğinden C büyük. Tereddütlüydim. Ek eylemler bitişik ya da ayrı yazılabilirdi. 1 ile 2 ile problemim yok ama 3 ile ilgili bir problemim var. Çünkü Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre 11'de ön yargının ayrı yazılması gerekir. Ön yargı kontrol edebilirsiniz. Ayrı yazılacak. Kitabı ya da nazikçe de herhangi bir yazım yanlış söz konusu değil. 11'e Ceyhan diyorum. 12. soruda eğer gideceğiniz yere karar vermediyseniz istasyon geçişindeki görevli size bilet satamayacağını söyler diyen bir kişi neyi anlatmak istemiştir sizce? Bakın, burada bir kararlılık
Yani gideceğin bir hedefin olması gerekiyor ki bunun da bir başka sözü vardı. Hiçbir rüzgar yardım edemez hedef olmayan gemi için. Bundan yola çıkılarak yapılmıştır. Ulaşılacak hedefin yoksa size bilet satmazlar. Tabii ki burada bir imge söz konusu, canlandırma söz konusu. Duygulardan çok aklın kullanılması, iş başlaması ya da ne bileyim mutluluk, özgür ruh bunlarla ilgili hiçbir şey yok. 12 Bursa olmalı. 13. soruya geldiğimizde ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bulabildiklerimizi, farklılarını da bulabiliriz birbirimizden ama ilk gördüklerimi eşleştirerek gitmekte fayda görüyorum. Mesela burada yükseliyor derken yüksek kelimesindeki K düşmüş. O zaman ünsüz düşmesi var diyebilirim. Atıyorum benzemişti derken ŞT sert sessizleri. Bakın fıstıkçı şarttan aklınıza gelir. Ünsüz benzeşmesi olarak karşımıza çıkar. Şurada parlamak sözcüğü var aslında. Parlamak yor ekini almış ve ünlü daralması gerçekleşmiş. Parlayordu değil, parlıyordu olmuş. Şurada da bir nehrine derken ünlü düşmesi söz konusu. O yüzden sadece dışarıda kalan ünsüz türemesidir. Bununla ilgili hiçbir şey bulamıyoruz. Örneği yok. Dediğim gibi farklı yerlerden de bulabilirdiniz. Atıyorum Akis'ten ünlü düşmesini de bulabilirdiniz. Farklı yerlerden farklı söz sanatları, pardon söz sanatları diyorum, ses olaylarını bulabilirdiniz. Ama ben bulduklarım bunlar ve neticede doğru cevaba ulaştık. 13 Adana. 14. soruya geldiğimizde bir cümle öğeleri sorusu olduğunu görüyoruz. Bakın, acemi oyuncuların piyes paniğine benzeyen tadilat konulu bir konuşmanın ardından merdivenleri soğukkanlı bir şekilde çıkarak kıpırtısız demir aralığından sokağa kendimi attım. Şimdi burada yüklem bularak işe başlayalım. Kendini atmak bir yüklem. Kim? Ben. Şimdi bir saniye, burada gizli özne var ama tabii ki aşağıyla hiçbir işi yok. Bakalım acemi oyuncuların piyes paniğine benzeyen tadilat konulu bir konuşmanın ardından derken burada bir zarf tümleci söz konusu. Dolaylı tümleçlerim gider, belirtili nesnem gider. Ya C ya D olmalı. Merdivenleri soğukkanlı bir şekilde çıkarak. Nasıl? Çıkarak. Bir zarf tümlecim daha var. Kıpırtısız demir aralığından sokağa. Dolaylı tümleç. İki tane söz konusu. Bakın farklı iki soru. Farklı iki öge. Aynı şey burada için de geçerli. Buradaki dolaylı tümleç olamaz. Zarf cümleci olamaz. O yüzden Denizli'yi de eliyorum. Kendime attım, kim ben? Acemi oyuncuların piyes paniğine benzeyen tadilat konulu bir konuşmanın ardından ne zaman? Merdivenleri soğukkanlı bir şekilde çıkarak. Nasıl? Nereden? Kıpırtısız demir aralığından. Nereye? Sokağa. Diyerek iki zarf cümleci, iki dolaylı cümleç ve bir yüklem buluyorum. 14. Ceyhan diyorum. Şurada dikkat etmemizi istediğim şey şu. Farklı iki soru varsa, aynı öge dahi olsa farklı iki öge, yani daha doğrusu birden çok zarf tümleci, dolaylı tümleç diyebilirsin bu işe. 14 Ceyhan. 15. soruya geldiğimde bu parçada altı çizgi sözcüklerle ilgili yanlış olan şey nedir diyor. Yıllara derken yaklaşma durum eki almış. Bakın yaklaşma durum eki şu. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Tabii ki yönelme de diyebilirsin buna. Devam ediyorum. Hem yapım hem çekim eki almış. Dilemekten dilek, dilekçe, dilekçeler. Bakın dilekçeye kadar yapım eki almış, dilemekten dilek ve dilekçe derken. Larlar çokluk eki, iyilik eki ve belirtme hal eki. Tertemiz burada hem yapım hem çekim eki var. Daktilolarıyla. Bakın Arzu Avcıler'in daktiloları iyilik eki almıştır diyebilirim. Taburenin üzeri, bunu defalarca konuşmuştuk. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanandı. Burada tamlayan eki olmalı. Ama bize tamlanan eki demiş 4'te. O yüzden 15 Denizli olmalı. Beklerlerdi, her zaman beklerler. R geniş zaman ekidir. O yüzden 15'in cevabı Denizli'dir. 16. soruya geldiğimde bakıyorum ki bir cümle türü sorusu yapı bakımından bu cümleyle özdeştir diyor. Size şöyle bir taktik vereyim ki en genel taktiklerden biridir. Fiilimsilere dikkat edin. Eğer işin içerisinde fiil varsa,
pardon, fiilimsi varsa buna girişik, birleşik cümle demekte fayda var. Beni başarılarımla yargılamayın, bilmem neyle yargılayın. Sıralı cümle virgül var, iki yüklemi bağlamış. Bizim aradığımız girişik, birleşik cümle. Asla durma, çünkü bakın bağlaçla, iki yüklem ve bir bağlaç olduğu için bağlı cümle. İnsanların bana ne söylediğini ya da ne yaptığını unutabilirim ama şimdi dikkat edin, burada fiilimsi olmasına rağmen sıralı cümle ya da bağlı cümle üste çıkar. O yüzden Ceyhan'ı da elemek zorundayım. Dikkat edin, iki yüklem var yine. Fiilimsi olmasına rağmen ne demiştim? Sıralı ya da bağlı cümle üste çıkar. O yüzden geçelim. Başarısızlıklarınla yüzleşip ondan ders almak başarının çekirdeğini oluşturur. Tek yüklem birden çok fiilimsi, birleşik cümle benzerlik yönünden de aynı şey söz konusu 16'ya gelir, ne diyoruz? Bakın 17'ye dikkat edin. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Size başka bir yanlışlık sormuyor ki o da zaten Adana'da mevcut. Anadolu yakasında derken Boğaz'ın en akıntılı köşesindeki görkemli binanın sahibiydi. Boğaz'ın burada Çanakkale Boğazı, istersen Bering Boğazı da fark etmez, İstanbul Boğazı fark etmez. Kesme işaretiyle ayırırım yapım eki falan olmadığı için. Ama Anadolu yakası derken şurada Y büyük olacaktı. 17'ye Adana diyorum. Bakıyorum haricinde herhangi bir büyük harfle ilgili bir problem yaşamadığımız için 17'ye Adana demek gerekir. 18. soru noktalama işareti sorusu görüyoruz. Son bakalım neleri yerleştirebiliriz? Hatta bir tık büyüteyim. Neleri koyabileceğiz bu parçada? Küçükken kardeşimle ben. Şimdi bir kere buraya bir virgül koymak gerekir. Niye? Yazlar anneannemin yanına gitmeye bayılırdık. Özneyi bulutlamış. Güzel. Ergenlikte ise misafirlik iki günden uzun sürerse sıkılmaya başlar. Reklamlarda her yerde çektiği söylenen internet. Her ne hikmetse onun evinde çekmiyor. İçeri abartmanla kesiliyor. Bakın yüklemleri ayıran bir virgül olduğu için şuradaki paranteze noktalı bir virgül getirmem lazım. Yok yok yok. Bursa'da ve Edirne'de şu ikisini bulabiliyorum. Telefon elimde başım önümde halimi gören anneanne. Bakın bir saniye. Konuşma geleceği için buraya açıklama niteliğinde olduğundan iki nokta gelmeli. Eylem, ne ara tuttun içinde o kadar virgül? Bütün gün kafana gömmüş bakıyorsun. Her şey burada artık anneanne ama senin evine giremiyorlar deyip noktamızı koyacağız. Yani 18'e Edirne dememiz gerekir. 19. soruda bakalım hangi noktalama işareti yanlış kullanılmış ki klasik hatalardan biridir. Kısa çizgi şöyle 3-5 yıl önce. Hani burada belirsizlik ifade eden 10-15 yıl gibi ifadelerin arasına konmaz. Cevap C'de olacak. Bakın ara söz olduğu için kullanılabilir. Ve anlamında, ile anlamında olduğu için kullanılabilir. Eksi dereceyi bildirdiği için kullanılabilir. Dediğim gibi ve ile için kullanılmış burada da ama burada öyle bir kullanım söz konusu değil. 19 Ceyhan. 20. soruya geldiğimizde bir paragraf sorusu olduğunu görüyoruz. Paragrafı ikiye ayıracağız. Peki nereden başlar? Bakın birden başlatmamış, dikkat edin. Doğru bulsanız da yukarıda, aşağıda doğru işaretlemeniz gerekiyor. Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru bir göç başlamış ve birçok Indo-Pasifik orijinli tür Akdeniz'e geçiş yapmıştır. Bu göç, bakın 1 ile 2 bölemem burayı, bu göç dediği için Akdeniz'de çeşitli değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler üzerinde birçok çalışma yapılmış. Ekoloji, ekosistem. Ekonomik önlemlerin nedeniyle söz konusu çalışmaların. Aha, bakın burada çalışma yapılmıştı. 2 ile 3'ü de ayıramıyorum. Devam. Balıklar üzerinde yoğunlaşmış. Türkiye kıyılarındaki Lesepsian balıkların, sayısı 35 civarında olup bu türlerin kıyılarımızda ve Doğu Akdeniz'in, bakın Türkiye'ye ve balık türlerine girmiş. Biz bambaşka bir ekolojik sistemden ve çalışmalardan bahsederken Türkiye'deki balık türlerine filan girdiği için 20'de Türkiye'den, hani C'den ayırmamız gerekiyor. 4'ten ayırdığımızda anlam bütünlüğü olan iki parça bulabiliriz. 20 Ceyhan. 21 en tehlikeli soru tiplerinden, çünkü parçayı anlayacağız. Burayı yerleştireceğiz. Bir de hangisinden sonra yerleştirdiğimizi bulacağız. 21 bu yüzden biraz tehlikeli sorulardan bir tanesidir. Bir bakalım.
Daha sonra fidanın çelik kısmının tamamı toprak içinde kalacak şekilde dikim yapılarak çukura toprak gübre karışımı doldurulur. Deneyelim deneyelim bakalım nereye getiriyorum. Hangisinden sonra? Nar fidanları sonbaharda yaprak dökümden başlarda kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Bu olmaz. Kışları çok soğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha yararlıdır. Yine koyamadık. Dikim yapılmadan önce sır zayıf sürgünler kesilir, uzun kökler kısaltılır ve sürgünün 50-60 santimden tepesi alınır. Daha sonra fidanın çelik kısmının bakın gayet güzel doldurulur. Güzel oluşumu sağlanır. Ben 3'ten sonra getirmeyi tercih ediyorum. 3'ten sonradan kastım tam da şurasıdır. Alındıktan sonra fidanın çelik kısmını bakın bahsetmiştik zaten. Tamamı toprak içinde kalacak şekilde dikim yapılıyor. Bakın dikimden hemen sonra diyor. Dikkat edin. Dikim yapılacak. Ondan sonra olacak bu iş. O yüzden 21'e Ceyhan demeliyiz. En mantıklı yer burası. 3'ten sonra getirilmeli. 22. soruda anlatımda kelimelerin kapsam sıralamasına uymamak anlatım bozukluğuna yol açar. Yani biraz da mantık sırasıdır açıkçası bu. Bunu da Denizli'de görüyoruz. Bırakın gümüş madalyayı altın madalya bile alamayacak. Aslında tam tersi. Bırakın altın madalyayı gümüş madalya bile alamayacak. Hangisinin birbirini kapsadığını bilmekte fayda var. Altın her zaman büyüktür gümüşten. Bu tabii ki spor kuralıdır, değer kuralıdır, element kuralıdır diyelim. 22 Denizli. 23. soruya geldiğimizde bu parça düşüncenin akışına göre hangisiyle sürdürülemez diyor 23'te. Bakalım neyle sürdürülemez. Sonbahar sabah yeli yahut Meltem iken güzeldir de şiddetince fırtınaya, boraya ya da kasırgaya durur. Dalgalar belli bir ağırlıkla sahile vururken hoşa gider de şiddetini arttırınca çevresini yıkmaya başlar. Yerine bir öfke edip içindir de haddi aşınca insanı çevresindekilere zarar verecek hale getirir. Güzel. Şakanın normali nükte ve mizahtır ama aşırısı maskaralık olur. Bakın hemen asıl vurguya girmiş. Velhasıl zarafet büyük ölçülüdür ki zarafet böyle yazılır canlar. Hani mevsimler içindeki bahar gibi. Kış ve yaz haddi aşan hava şartlarıyla vardır ama baharda sıcak ile soğuk, geceyle gündüzün. Belki tabiattaki ölüm ile canlılığın eşit ve dengeli olduğu görülür. Bu konuda söylenmiş şu sözleri hatırlamakta fayda var diyor. İşin hayırlısı orta celli. Bakın kıvamlı, ölçülü olması. Ölçü kaçınca hem tatlı şeyler tatsız olur. Pek eğilme basarlar, pek yükselme asarlar. Güzel bir söz. Ölçü yapılan işin saygın kılma yoludur. Saygınlıkla ilgili bir yargı söz konusu değil. Tam ölçü var da saygınlıkla ilgili değil. Orta halli olmak, ölçülü olmak. Ölçünün kaçırılmadan orta halli olması ya da ölçülü olması sağlanmalı. Eğilme, yani aşırılığa gitme ölçülü orta halde ol diyor ama saygınlıkla ilgili bir şey yok. 23 Ceyhan olmalıydı. 24. soruda hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bir bakalım 24'te ne olabilir bu? Bir zanaatla beklenmedik karşılaşmada Stephen Zweig bu kez gündelik yaşamın içinde yatan gizli bilgiyi keşfe çıkarıyor. Kahramanımız duyduğu taşkın merakla Paris'in nehir gibi akan kalabalığına karıştığında kentin o nasıl sürprizlerle yanıp vereceğinden habersiz görünüyor. Bakın 1 ile 2 ile ilgili bir problem yok. Sherlock Holmes bakışıyla insan portrelerini çıkarırken birden gözleyen ve gözlerini av ile avcının öğreten ile öğrenenin yer değiştirdiği bir çalkantı içinde buluyor kendini. Sherlock falan geçmemiş. Hala devam ediyor. Bugün polisiye edebiyat dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan Holmes. Şimdi işte Sherlock Holmes'e girmiş. Dikkat et, burada girmiş. Parçayı bütün okuduğunda dördün düşüncenin akışını bozduğunu görüyorsun. Buradan 3'ten sonra 5'i rahatlıkla getirebiliriz. Bir daha okuyup teyit ettim. 24. soru Denizli'dir gençler. 25. soruda bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisine söylemesi beklenir diyor. Bakalım sanırım çocuklarımızı eğitmenin daha iyi ya da daha kötü yolları çok açık. Olduğu çok açık. Eğer ortalama bir Amerikan eğitimiyle ortalama bir Kore eğitimi arasında seçim yapmak zorunda kalsam Kore modelini seçerdim.
Gerçek şu ki modern dünyada nasıl çocuklar nasıl öğrenmek, nasıl çalışmak ve başarısızlıktan sonra nasıl yoluna devam etmek gerektiğini öğrenmek zorunda. Bu da öğretmenin sınıfa bir topluluk gibi davranıp önderlik etmesiyle gerçekleşebilir. Kore modeli de tam da bunları öğretiyor diyor. Bu ne söylüyor bunu söyleyen kişi? Kesinlikle bir öğretmen eğitim ortamında öğrencilere kılavuzluk etmelidir. Buradan bakın açıklama, asıl vurgu burada. İşte okul, veli, müfredat, eğitim hizmeti, sosyal hizmet, bilgi hakimiyeti bunlarla ilgili bir şey yok. Ama bu söylenebilir, 25'te Edirne söylenebilir deyip geçiyoruz. 26. soru, bir Oktay Akbağlı romanı Garipler Sokağı ile başlıyor aslında. Bu bir eleştirilmiş. Bu eleştirisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Parça okunduğunda Oktay Akbağlı bu ilk romanında bir yandan 1950'li yıllarda modern bulvarları ve apartmanlarıyla değişen İstanbul'dan nostaljik hisler sunuyor. Öte yandan için Dünya Savaşı yıllarında Fatih'in eski mahallelerinde, bu mahallelerin dar sokaklarında, sur diplerine sığınmış gece kondularda, eski ahşap evlerde yaşayan ve bu sokaklarda bir araya gelen zengin genç yaşta pek çok insanın mahallenin onurunu korumaya çalışan gençlerin, küçük mutluluklarla olan küçük memurların sıcak ve aile ortam içinde sürdürdükleri hayatlarından canlı sahnelere yer verilir. Bakın bu eleştiri yazısıyla ilgili ne söylenebilir diyor. Ben söylenebilecek tek şeyin Denizli olduğuna inanıyorum. Çünkü eleştirmenin sözü edilen eserin konusunu kendine özgü, yani kendi tarzında özgün bir şekilde anlattığı çok açık. Tutarsızlık ve yanlılık, diğer çalışmalarla karşılaştırma, yaş farkından dolayı okuyucu kitlesi. Bunlarla ilgili hiçbir şey bulamıyoruz. Bahsi geçen eserin edebiyat yaptığı meydana getiren uygunluğu sorgulanmış. Bunlarla ilgili bir şey yok ama ele alış biçimiyle ilgili her şey söylenebilir. 26 Denizli'dir. 27. soruda düşüncenin akışına göre ne getirilmelidir şuraya diyor. Picasso ile ilgili bir parça verilmiş. Parçanın sonuna cümle yerleştireceğiz. Bakalım. Neymiş paragrafı tamamlama sorusu olarak karşımızda duruyor. Picasso bir gün pazara doğru yürürken onu bir kadın gördü, sanatçıyı durdurdu, cebinden bir kağıt parçası çıkardı ve "Bay Picasso, ben sizin sanatınıza hayranım, lütfen benim için küçük de olsa bir resim çizer misiniz?" dedi. Picasso gülümsedi ve kağıda birkaç dakika içinde küçük ama güzel bir sanat eseri çizdi. Sonra çizdiği resmin yer aldığı küçük kağıt parçasını geri verirken kadına "Eğer sabredersen ve onu saklarsan bu resim 1 milyon dolar edecek" dedi. "Ama Bay Picasso" dedi kadın. "Bu küçük şairi çizmek için sadece 30 saat, çizmek sadece 30 saniyeniz aldı." Picasso, "Bu şairi 30 saniye içinde çizmek 30 yılımı aldı" diyerek yanıtladı. Görülen o ki, kendini kanıtlamış sanatçılar bile büyük sanatlar üretmek için onlarca yıl emek verir. Tertemiz 27'de Bursa olacak. Parça biraz daha sağlıklı yapılsaydı, bakın birkaç dakika içinde çizdi dedi, ondan sonra 30 saniye dedi. O gözümüzden kaçmadı ama asıl vurgu orada değil tabii ki. Burada minicik bir hata var diye, mantık hatası var diye vurgulamak istedim. Parça düzenlenebilirdi. 27'yi Bursa olarak işaretlemek istiyorum. Onlarca yıl emek vermek gerekir. 30 saniye değildir. Bu bizim için de geçerli. 27 Bursa. 28. soruya geldiğimizde bu parçayla ilgili ne söylenemez? Yani hangisi yanlıştır diyor şıklardan. Bakın karşılaştırmalardan yararlanılmıştır diyor. İkiye ayırmak mümkün diyerek zaten iki grubu vurgulamış ve karşılaştırmış. Senli benli samimi bir anlatım söz konusu değil, nesnel iki ifade söz konusu. Sayıp dökmelere yer verilmiş, içinden geldiği gibi belli bir sıraya gerekirse koyarak sayıp dökmelere yer vermiş öznel ifadelerle. Niteleyici sözcükler tabii ki var. İşte atıyorum genç kız kuvvetli iradeyle mücadele edecek kişiler diyerek örneklemelerle düşünce desteklenmiş. Bunda atıyorum Halil Ziya'nın bir kitabından örnek vererek yapmış ama senli benli samimi bir anlatım söz konusu değil. 28'e Bursa diyeceğiz. 29. soruya geldiğimizde bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bir bakalım ulaşılabilirler biraz daha bir tık daha kolaydır ulaşılamazlara göre. Parça okunduğunda vizyon sahibi olmak, gelecekle ilgili net bir resme sahip olma anlamında kullanılır. Bu, beraberinde hayal kurmayı çağrıştırır ancak bir vizyon ile hayal arasında fark vardır. Bu fark,
Vizyonu temel yeterlikler, hareket ederek değerler bütünü içinde gelecekte ulaşılmak istenen yer olmasından, hayalin ise mevcut durumla bir bağlantısı, gelişim bir görüntü olmasındandır. Şimdi dikkat edin, parçayı bir kendi cümlelerinizle toparlamaya çalışırsanız daha rahat olur. Vizyon kendimizi gelecekte gördüğümüz yer. O zaman bu bir plan, tasarı. Hayal ise gelecekte kendimizi orada görmesek, orada olma olasılığımız olmasa da olmak istediğimiz yerdir. Demek ki hayal ve vizyon arasında bir takım fark var. Bugünden geleceğe doğru baktığımızda kişisel, aile ve iş yaşamımızda 5, 10 veya 20 yıl sonra kendimizi ne yaparken görmek istiyorsak o bizim vizyonumuzdur. Bu vizyonu düşünürken bugünden oraya nasıl gidileceği konusunda kafamızda çok az çok bir fikir vardır. Hayal ise bugünden geleceğe doğru baktığımızda kendimizi şu andaki koşullarla ilgisi olmadan damdan düşer gibi bulmak istediğimiz yerdir. Fedakarlıkla alakalı, zengin, lider ya da ünlü olma isteğiyle alakalı bir şey yok. Vizyonun çerçevesiyle ilgili ilgili bir bilgi yok. Hayaline ulaşmak isteyenler önüne çıkan her fırsatı kendi amaçları doğrultusunda değerlendirir. Bencillik aslında bununla ilgili bir şey yok. Ceyhan var. Vizyon insanın ilerleyen süreçte gerçekleştirmek için planlı olarak çalıştığı bir hayal. Ki zaten şuradan bile yakalayabiliyoruz. 29'a Ceyhan diyorum. 30. soruya geldiğimizde yukarıdakilerden hangileri bu parçanın yazarının yakındığı bir durumdur? Yani şikayet ettiği demek aslında biraz mantıklı olacak. Pardon. Hayat bizim kaçtığımız ve acıların bizi kovaladığı bir yer değildir. Sen yürürsün ve onlar bazen önünde belirir. Gün içinde birkaç dakikalığına temas ettiğin insan kalabalıklarından seni anlamalarını bekleyemezsin ve gülümseyen bir çift göze denk gelmediğinde yalnız olduğunu iddia edemezsin. Elinde tuttuğun tabak kırılsa ömrünün geri kalanında yemek yemekten vazgeçiyor musun? Giymek istediğin kıyafet o gün kirli sepetinde diye dışarı çıplak çıkmayı tercih ediyor musun? Hayır. Değil mi? Küsmek, kırılmak ve vazgeçmek bu kadar kolay değil. Sen alternatifler geliştirebilecek türde bir donanımla dünyaya geldin. Bir seçenek olmadıysa diğerini düşünecek ve o da olmadıysa başka bir seçeneği öngörebilecek kadar güçlü bir beyin yapısına sahipsin diyor. Yazarın yakındığı iki şey var. Keyif almadan geçirilen her anın kayıp sayılması diyemezsin. Zaten kaybetme, umutlu ol diğer seçeneklerle ilgilenmiyor. İletişim kurulan her kişiyle ilgili beklentiye girilmesi. Bakın bununla ilgili bir şikayet var. Şu yukarıdaki kısımdan. Çözüm üretmek yerine olumsuzluklara takılıp kalınması. Bu ikisinden açıkçası bir şikayet söz konusu. 30'a Denizli demeliyiz. 31. soruya geldiğimizde bu parçada sözü edilen şairin şiirlerindeki, daha doğrusu şiirlerinde aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi yoktur? Tek tek bulup eşleştirmekte fayda var. Sadelikten ve sadecilikten yana olan, eksilte eksilte yazan, sözcük tekrarından kaçınan, dolaysız ama sakınımsız, dingin ama dip dalgalı bir şair Louis Gluck diyor. Sadelikten ve sadecilikten yana ise, bakın sadelik zaten yalınlık demek. Sözcük tekrarından kaçınıyorsa bakın durudur. Kendisi ve çevresinden başlayarak gündelik yaşamdan gözlemlediklerini düşünce zenginliği içerisinde anlatıyor, tamam. Devam ediyor. İnsanlık hallerinde Yunan mitolojisinden falan bahsediyor. Bakın işi güncelden dünyaya, evrensele götürdüğü için, Yunan mitolojisine falan da gittiği için bunu biraz daha çemberi genişletebiliyoruz. Kişisel çemberin içinde sıkışıp kalmıyor. Ama eksilte eksilte sözcük tekrarından kaçına kaçına yazdığından dolayı özellikle de yoğunluk diyebilirim. Kalıcılıkla ilgili hiçbir bilgi yok. 31'i o yüzden Edirne diyorum. 32. soruya geldiğimizde bu parçada aşağıdakilerden hangisi Guy Kawalski'nin sözünü ettiği derslerden biri değildir. Bakın birazcık uzun bir parça olduğu için her şeyi kapsasın diye biraz küçülttüm tabii ki. Gerçeği söylemek aslında karakterimizin ve aklımızın verdiği bir sınav diyor. Bir bakalım, okuyalım parçayı, şıkları ona göre eşleştirelim. Apple'ın yükselişte olduğu yıllarda bir gün Steve Jobs, o zaman Apple'da yazılımcı olarak çalışan Guy Kawalski'nin odasına girer. Bu adam Japon asıllı Amerikan iş danışmanıdır. Bu ve bu şirketlerin kurucu ortaklarındandır. Hani İngilizce telaffuz etmemek için söyledim böyle. Girişimcilik, rekabet ve iş sanatı ve pazarlama konularında 10 adet kitabı, popüler dergi ve gazetelerinde yüzlerce makalesi vardır. Kitapların büyük bölümü Türkçe'ye çevrilmiştir.
Steve Jobs'ın yanında da biri vardır. Fakat Carlson bu adamı tanımaz. Jobs bu adama Knowe şirketi hakkında ne düşünüyorsun der. Kowalski biraz düşündükten sonra soruyu sakince cevap ver. Vasat, satıcı ve basit. Apple'ın kafa yorması gereken türden bir şirket değil. Bu cevaptan sonra Steve yanındaki adam gösterir ona şöyle der. Bununla tanışmanı istiyorum. Kendisi bunun CEO'su olur. Evet, Jobs ile yapmıştır yapacağını. Fakat Kowalski bu durumda önemli bir ders olarak görür bunu, bu durumu. Ve şöyle yorumlar. Steve'in IQ testinden geçmiştim. Eğer o berbat Knoyer ile ilgili iyi şeyler söyleseydim, Steve muhtemelen konuya yabancı olduğunu düşünecekti ve beni kovacaktı. Bu deneyim bana ne olursa olsun gerçeği söylemem, sonuçlar hakkında daha az endişelenmem gerektiğine dair çok önemli dersler vermiştir. Bakın bunu yakalayabiliyorum. Karakterinizin ve aklınızın verdiği bir sınav. Ortaya çıkacak sonuçlara odaklanmadan gerçeği söylemek kaygı düzeyini azaltıyor. İnsanlar ne olursa olsun kendilerine gerçeğin söylenmesinden yana bir tavır alır. Çünkü Steve Jobs bunu istiyor. Baktığımda sırf pozitif bir destekleyici olabilmek için iyi olmayan bir şey iyi demenizin anlamı yok. Bakın Edirne'ye dikkat edin. Kendinize karşı dürüst değilseniz söylediklerinizi iyi takip etmeniz gerekir. Bakın yalanla ilgili ya da dürüstlük haricinde bir şeyle ilgili bilgi yok. O vurgu Edirne'dedir. Yani olmayan vurgu daha doğrusu. Hangisi değildir diyor. O da Edirne'dir. 32'de. 33. ve 34. sorular bu parçaya bağlı sorular. Bakalım bu parçanın yazarının insanları eleştirme nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bugün nedense çoğu kişi sözcükleri ecere ayırmasını bilmiyor ya da hiç öğrenmemişler. Ya hiç öğrenmemişler ya bildiklerini unutmuşlar. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız hem resim bak yöneticisi hem de bu derginin bir yazarı olarak bana gelen mektuplardan biliyorum. Birçok kişi satır sonlarına sığmayan sözcükleri sanki bu konuda hiç kural yokmuş gibi rastgele ayırıyor. Belki de bu yanlış gazetelerden kaynaklanıyor. Eskiden gazeteler elle harf harf dizilirdi. Dizgici ilkokul eğitiminden geçmiş her Türkiye yurttaşı gibi hecelemeyi bilir ve satır sonlarına sığmayan sözcükleri doğru yani hece sonundan ayırırdı. Bugün her şey bilgisayarla yapılıyor. Bilgisayarda kullanılan yazılımlar yabancı kaynaklı olduğundan sözcükler yazılırken Türkçe hecelemeye özen gösterilmiyor. Bu durum birkaç yıl öncesine değin çok sık olurdu. Galiba şimdi biraz daha dikkat ediliyor ama gene de heceleme yanlışları görüyorum gazetelerde. Öyle sanıyorum ki gazetelerde heceleme yanlışlarını göre göre birçok kişi de bu yanlışı devam ettiriyor. Eleştirmenin sebebi ne 33'te diye soracak olursan satır sonuna sığmayan sözcükleri yazarken gelişigüzel davranmaları olacaktır. Bakın parçayı tamamen okuduğunda basit olduğunu görüyorsun. Dizgi servisi çalışanlarının, mektup yazma kurallarının, gazetede yer alan haberleri sorgulamadan kabullenmenin ya da teknolojik ürünlerin hiçbir işi yok. Asıl neden yazamamanın satır sonuna sığmayan sözcükleri yazarken gelişigüzel davranılması 33 Denizli'dir. Hiç unutmadan 34'e geçiyorum. Hangisi söylenemez diyor. Bakın eskiden bugün karşılaştırma yapılmış bir saptama söz konusu. Ama herhangi bir tanım söz konusu değil nokta nokta nedir sorusunun cevabı yok. Konuşma havası mı? Evet. Nedenleriyle birlikte verilmiş mi? Evet. Herhangi bir şekilde tanımlama nokta nokta nedir sorusunun cevabını burada bulamazsınız. 34 Ceyhan olmalı. 35. soruya geldiğimizde parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir yöneticide bulunması gereken becerilerden biri değil diyor. Yine parça iyi özümsenip cevaplanması lazım. Çalışma ortamında huzuru sağlayıp mutluluğu ve verimliliği arttırmak iyi bir yöneticinin görevleri arasında bulunuyor. Öncelikle bu kişi iş yerinde yaşanan her türlü şeyden haberdar olup erken karar vermek yerine soru sorarak farklı fikirleri değerlendirip tüm seçenekleri önüne koyarak konu hakkında değerlendirme yapmalı. Bakın ben bundan atıyorum eleştirel düşünmeyi ya da çalışanları dinlemeyi. Gerçi bunu eleştirel düşünmeyi yapmak yeterli olacaktır şimdilik. Yöneticilerin çalışanları tarafından ulaşılabilir olması ve onların sorunlarını, projelerini birebir dinlemeleri daha fazla bilgiye ulaşmak açısından faydalıdır. Ayrıca beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek işlerin nasıl halledeceği yönündeki zaman planlamasına da boş zaman bırakılmalıdır. Geri bildirim sağlamayı da burada yakalayabildim açıkçası. Çalışanları dinlemeyi de yakalayabildim. Burada boş zaman bırakılmalıdır diyor. Bakın bu da zaman yönetimiyle alakalı bir durumdur. 35'te hedefleri önceden planlama ile ilgili bir şey yok. Zaman planlaması var ama hedef planlamasıyla hedefle ilgili bir yargı yok. 35 Edirne'dir.
36. soruya geldiğimde 36'da Akın adlı oyun aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır diyor. Okuyalım. Akın, ulusal kimliğin tarihsel kökenini Orta Asya'ya götüren oyunlara gibi bir örnektir. Hece ve İzni'yle yazılmış olup İslam öncesi Türklerin yönetim anlayışını, erdemlerini Mustafa Kemal'e kadar destansı şekilde anlatır. Oyunların önemli özelliklerinden biri de Mustafa Kemal'in iki ve inkılapları, yani bu fikir ve erdemlerini ta o zamandan beri Türklerce savunula gelen bir düşünce sistemi olduğunun altının çizilmesidir. Böylelikle Cumhuriyet'in ve Mustafa Kemal'in temel prensiplerinin tarihsel bir karşılığı olduğu belirtilerek bu prensipler Türklere ait erdemler olarak sunulur. Burada direkt vurgu yeniliklerin eskiden savunulan düşünme biçiminin devamı niteliğinde olduğunu, Türklere ait, bakın eski Türklerden Mustafa Kemal'le birlikte yeniliklerin eskiden savunulan düşünme biçiminin devamı niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Orta Asya'dan ta ki günümüze kadar benzer özellik değil, devamdır. Ulusal kimlik değil, zaten var. Milli beraberlikle ilgili pek bir şey değil. Toplum ihtiyaçları değil. 36'ya Bursa dememiz gerekir. 37 ve 38 bir parçaya bağlı olarak yapılmış az evvelki gibi. Bu parçadan hangisine ulaşılabilir diyor. Bir okuyalım. 37'de neye ulaşabiliyoruz? Bir eserin, örneğin bir romanın derinliğinin ve niteliğinin göstergesi nedir? Hayata dair meseleleri doğru açıdan bakan bir roman ancak okuma isteği yaratabiliyorsa insanlara ulaşabilir. Ayrıca üzerinden zaman geçtikten sonra da okurda devam edecek bir etki yaratmalıdır. Bu da okurun içinde yaşadığı koşullara, sevinçlerine, dertlerine ve mücadelesine karşılık gelen durumları içine almasıyla sağlanır. Dolayısıyla roman sadece bir iki kahramanın başından geçenleri anlatmakla kalmaz, onların hikayesini başka zamanlarda ve başka yerlerde de kullanılabilecek bir konu olarak işler. Bunu başarmanın en önemli yolu o sanat eserinin bir marifet sonucunda ortaya çıkmış olmasıdır. Usta bir piyanist nasıl parmaklarıyla bizi kendine hayran bırakır ve sıradan insanın gösteremeyeceği bir hüner sergilerse, bir romancı da dili öyle kullanmalı, konusunu yine büyük bir maharetle anlatmalıdır diyor. Burada bulabileceğim tek şey, bir eserin değerinin belirlenmesinde eserin olduğu kadar yaratıcısının da özelliklerinin etkili oluşudur. Bakın, son cümle aslında bize olayı vermiş. Öncelikle eserin içeriği, konuyla ilgili hiçbir şey yok. İçerikle ilgili bir şey diyemem. Toplumun parçası için okuyucusunun düşünceleri ne hitap etmek ile ilgili pek bir şey yok. Anlam örgüsünün dayanıklarının belirtilmesi değil. Bir eserin değerinin belirlenmesinde eserin olduğu kadar yaratıcısının da, bakın buradan itibaren getirdiğimizde Edirne'nin etkili olduğunu, yaratıcısının özelliklerinin etkili olduğunu buluyoruz. 37 Edirne'dir. Hemen unutmadan parçaya 38'e geldim. Bu parçada bir romanın derinliğinin ve niteliğinin yukarıdakilerden hangisiyle bağlantısından söz edilmemiş diyor. Sürükleyici ögeler içermesi zaman geçse de üstünden okurda devam edecek bir etki yaratma olabilir. Mücadele, sevinçler, dertler bunları için almasıyla sağlanabilir. Bunu kesinlikle alalım. Konu bakımından geçerli olması ki insanı etkilemesi önemlidir. Konu olarak işler diyor ya, bakın onların hikayesini başka zamanlarda başka yerlerde de kullanılabilecek bir konu olarak seçer. 1 ile 2 dediğimde sadece Bursa ve Edirne kalıyor. 38'de devam ediyorum. Özenli bir üsluba sahip olması, bakın dili öyle kullanmalı ki, önemli bir üslup, önemli bir üslup özelliğidir bu. O yüzden 38'de Bursa demek yeterlidir. Daha doğrusu 4'ten söz edilmemiş, tamamen kurgusal değil, gerçeklikle de bağlantısı var. 39'a baktığımızda asıl anlatılmak istenen diyor, yani ana düşünce olmak zorunda. Seninle zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum diyenler tam olarak neden bahsetmektedir diyor. Belki de zaman biz bir de mutlu olduğumuzda bizden gitmiyor, bizimle beraber duruyor. Sevdiğimizdeysek o an içinde durup oturabileceğimiz bir mekan oluyor. Oysa zamanın geçtiğini fark ettiğimiz ya da zamanı daha farklı algıladığımız günlerde geçmiş ve gelecekle iç içe geçiyoruz. Ve an bize çok uzak bir yerlerde kalıyor. Elini tutamadığımız yaramaz çocuğumuz gibi oluyor. Bizden kopuyor ve uzaklaşıyor diyor. Burada zamana yüklenen anlam zamanın kimle geçirdiğine göre değişkenlik gösterir. Asıl anlatılmak istenendir, en genel yargıdır. Zamanın geçişken bir yapıda olması, her yaş aralığı, ne bileyim, geçmişi hatırlama ya da aynı zaman diliminde olmamayla ilgili bir vurgu değil. Burada değişkenlik, görecelilik söz konusu. 39 Edirne'dir.
40. soruya geldiğimizde ise hangisine ulaşılamaz diyor. Televizyonlar için seri üretilen ilk uzaktan kumanda Zenith Radio Corporation adlı şirketin geliştirdiği Daisy Bones oldu. Bakın İngilizce telaffuzu çok iyi olmadığı için zaten böyle geçiyorum aslında çoğu yere. 1950 yılında piyasaya çıkan bu ürün televizyonu kapatıp açmaya ve kanal değiştirmeye yarıyordu. Ürünün en büyük dezavantajı ise televizyonun kabloyla bağlanmasıydı. 6 metre uzunluğundaki kablo televizyonu uzaktan kontrol etmeye yarıyordu ama ev sahibinin sürekli ayaklarına takılmasıyla birçok şikayet aldı. Bakın bir şirket tarafından başlatıldığı açıkça ortada. Neyse devam edelim bakalım. Kullanıcılardan gelen şikayetlere kulak veren Zin, 55 yıllık kablosuz televizyon uzaktan kullanımı sıfır açmatik piyasaya çıkardı. Cihazın kendisi aslında doğrusal ışık veren bir fenerden başka bir şey değildi. Bu doğrusal ışığın televizyon 4 köşesine yerleştirilen ışık hücrelerini tuttuğumuz noktaya atanmış işlevi gerçekleşiyordu. Televizyonu ve sesi açıp kapatmak, kanal değiştirmekle oluşan bu 4 işlev o gün için yeterliydi. Flaşmatikli mükemmel değildi elbette. Mühendisler odaların kendi ışığını hesaba katmamıştı. Örneğin çok güneşli günlerde televizyon kendi kendine kanal değiştirmesi işte sık görülen bir olay değildi. Seyrek görülen bir olay değildi. Sık sık gerçekleşiyor demek ki. Üretilen ilk uzaktan kumandanın güneş ışığından olumsuz etkilenmesine ulaşamam. İlk uzaktan kumanda kabloluydu çünkü. Bunun imkanı yok. Kullanıcının ilk uzaktan kumandadan neyden yakınıyor? Çünkü ayaklarına takılıyordu. Kablosuz uzaktan kumandanın ilk örneği Flaşmatik adını taşıdığına bakın burada yazıyor zaten. Flaşmatik'e sahip olduğu özelliklerde kusur var çünkü güneşli havalarda kendi kendine değiştirebiliyordu. 40'a Bursa diyoruz gençler. Bu soru çözümünün de sonuna geldik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin.